Valla ben senin yerinde olsam çoktan çıkıp affettiğimi söylerdim. Çocuk her şeyi anlatmış, pişman da. Hayır, bu neyin inadı anlamıyorum ki. Abla, çık dışarı affettiğini söyle. Ay dondu çocuk ya. Ne oldu? Gitmiş mi? Sonunda pes etti tabii. Sevgi teyzeye teşekkür ettiğimi söylersin. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Anne, sen Kemal'i böyle beslemeye devam edersen bu çocuk buradan hiç gitmeyecek. Yani ne yalan söyleyeyim, bu kadar inatçı olduğunu bilmiyordum ben. Tamam, kızdın sen bu çocuğa, biliyorum. Ben de kızdım. Bir annenin kızına bunları söylemesi de ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Seviyor musun kızım sen bu çocuğu? Bak, bu Ayaz'da senin bir sözün için sabaha kadar kapıda bekledi ha. Seviyor kızım bu çocuk seni. Bırak şunu da beni dinle. Biz toyken annem anlatırdı. Bir prenses varmış. Zamanın birinde. Padişahın askerlerinden biri bu kıza aşık olmuş. Durmuş, duramamış. Kalkmış, gitmiş. Prensese açılmış. Demiş, böyleyken böyle, böyle, böyle. Ben senin aşkından mecnun oldum. İnanmamış prenses. Demiş valla 100 gün 100 gece kapımda beklersen o zaman evlenirim senden. Asker bir sevinmiş. Bir sevinmiş, aman bir sevinmiş. Havalara uçmuş. Hemen o gece başlamış beklemeye. Bir gün, 2 gün, 3 gün, kar, yağmur, çamur. Asker bekliyor. Mevsimler dönmüş. Asker bekliyor. Sonra 90. gün artık o kadar yorulmuş, o kadar acı çekiyormuş ki böyle acısından gözünden yaşlar geliyormuş. Ama gitmiyormuş, bekliyor kapıda. 99. günün gecesi asker çekmiş gitmiş kapıdan. Yani anne. Yani ne demek bu? Yani şu demek. İnsanız kızım. Kimseyi bu kadar sınamaya gelmez. Tam yaklaştım sanırsın. Kaybedersin. Çay getirdim. Isıtır. Çayla üşümem geçmez ki. Eve gel o zaman. Sobayı daha yeni yaktık. Öyle de geçmez. Geçer geçer. Hem dışarısı soğuk. Hadi içeri girelim. Bahar. Dışarıyı bilmem ama benim içim seni gördüğümden beri yanıyor. Affettin mi beni?
Kemal. Bunları böyle dışarıda konuşmuyor. Hadi içeriye girelim. Affetmeyeceksin sen. Belli. Kemal ben... Sen etraftakilere rezil olmamak için çağırıyorsun değil mi beni içeri? Ben de sanmıştım ki sen de beni seviyorsun. Neyse. Özür dilerim. Kemal! Gitme. Kemal! Gitme. Neden? Çünkü... seni seviyorum. Ne dedin sen? Seni seviyorum. Evet, biliyordum. Kemal, ellerim buz gibi olmuş. Ya benim yüzümden hasta olursan kendimi asla affetmem. Yok, olmam. Bir daha hayatımızda asla yalan olmasın, tamam mı? Olmayacak. Söz veriyorum sana. Olmayacak, bari. Affettin değil mi beni?